Merhaba arkadaşlar. Bu videoda veri sıkıştırma konusunda lempel kodlamadan bahsedeceğim. E, biliyorsunuz metin sıkıştırma, özellikle metin sıkıştırmada da aslında e, oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. E, hızlı bir algoritmadır Lempel-Ziv algoritması e, ve e, evet bazı ufak da olsa dezavantajları var. Ama <laughs> veri sıkıştırma alanında mutlaka incelenmesi gereken bir sıkıştırma algoritmasıdır. Veri sıkıştırmayı e, kısaca hatırlayacak olursak bir kodlama kısmı vardı, encoder kodluyordu veriyi ve sıkıştırılmış veri elde ediyorduk. Daha sonra da bir dekodere ihtiyacımız vardı, kod çözücüye ve açılmış veri olarak karşımıza geliyordu bu kod çözücüden geçtikten sonra. Eğer açılmış veri başlangıçtaki veriye eşitse buna biz kayıpsız sıkıştırma diyoruz. Yok eşit değilse bu durumda kayıplı sıkıştırmaya giriyordu. Kayıplı sıkıştırma daha çok işte e, görüntü, ses e, verilerinde anlamlı iken metin verilerinde kayıplı sıkıştırma aslında kabul edilemez. Çünkü e, metin e, orijinal verideki metin aynısı korunması gerekir. Dolayısıyla kayıplı e, sıkıştırma metinde olamayacağı için bu durumda biz kayıpsız sıkıştırmalara bakmamız gerekir. İşte Lempel-Ziv algoritması da Kayıpsız sıkıştırmadır ve metin sıkıştırma üzerinde e, oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Metin verisi sıkıştırmada sıklıkta yöresellik ve zamanda yöresellik olmak üzere iki tane e, yaygın yaklaşım bulunmaktadır. E, bu zamanda yaklaşım, e, yöresellik, zamanda yöresellik yaklaşımı aslında ee, bir bit dizisinin belirli bir zaman diliminde veri içerisinde tekrarlanmasına tekrarlanmasının izlenmesi ilkesine dayanır. Dolayısıyla e, Lempel-Ziv algoritmasının e, ve buna benzer e, türevlerinin zamanda yöresel algoritma olduğunu söyleyebiliriz. Genelde sözlük kullanan ve sözlüğü sürekli güncelleyen sıkıştırma algoritmaları zamanda yöreselliğe dayanır lempel kodlama, Lempel ve Welch isimli kişilerin geliştirdiği bir algoritma olduğundan algoritma LZW olarak anılmaktadır. E, algoritma bir mesajda harf harfi ilerleyerek mümkün olan en fazla harfi içeren kelimeyi sözlüğe eklemeyi amaçlar. Örneğin sıkıştıracağımız metin dosyasında bu şekilde karakterlerin olduğunu e, düşünelim. E, tabii ki bu Metin sıkıştırma algoritmaları büyük metin dosyalarında başarı gösterirler çünkü sözlük oluşturuyorlar ve küçücük bir metin dosyasında sözlüğü de yanına eklediğiniz zaman sıkıştırma yerine genişletme yapacaktır. Onun için bizim burada sadece olayı anlatmak için küçük bir örnek üzerinde göstermemiz gerekiyor. <laughs> burada e, bunun kodu ne olacaktır? İndeks numarası ve Okuduğumuz katar nedir? Bu şekilde ilerleyerek biz kodlamaya aslında sözlüğü oluşturuyoruz. Ee, i̇lk okuyacağımız şey nedir? B B karakterini daha önce sözlükte olmadığı için bu B karakterini eklememiz gerekecek sözde. B katarını okudum. Dolayısıyla bunun indeksi 1 ve 0... B şeklinde. Sıfır geliyorsa bilin ki bu B harfinin ön, önüne bir, herhangi bir e, katar gelmeyecek demektir. Sıfır kodu içerisinde bulunuyorsa. Daha sonra burada bunu okumuş olduk. B'yi okuyacağım ama B zaten sözlükte yer alıyor. Dolayısıyla e, demin de bahsettiğim gibi olabildiğince büyük katarı sözlüğe eklemeye çalışıyorum. BC, BC olmadığı için BC katarını e, sözlüğe eklemek durumundayım. Dolayısıyla e, burada BC'nin indeksi 2 olacaktır ve e, B katarı vardı ve onun indeksi 1'di. Bir de buraya ne yapıyoruz? C'yi ekliyoruz. Yani BC'yi oluşturmak için çünkü birinci indeksteki katarı oku diyorum. Sonra da C'yi ekliyoruz. Şimdi B var, BC de var. O zaman BCA'yı okumam gerekecek katar olarak ve e, BC neredeydi? İkinci indeksteydi ve A da burada oluşturduğumuzda dolayısıyla Buna da üçüncü indeksi veriyorum değer olarak. B vardı. BA var mı? BA yok. O zaman BA'yı alıyorum. Ve bu dördüncü indeks. Ve B neydi? Birinci indeksti. Buraya A'yı yerleştir dedim. Evet B'yi okuyacağım. B var ama BC, BC de var. BCA, BCA da var. O zaman A'yı okuyorum. BC, A, A'yı okuyorum buna 5. indeksi verdim. B, C, A neydi? 3'tü. 3 Üç ve A da bunun e, kodu oluyor aslında. B var. B, C de var. B, da var. O zaman B, B'yi aslında buraya ekliyorum. B, C, A, A B Ve burası indeks olarak altı oluyor. Ee, B, C, A, A neresiydi? 5. idi. 5. bir de sonuna B getirerek bunun kodunu oluşturdum. Diyelim ki Son da diyelim ki dosyanın sonunda e, BA olsaydı. Şimdi BA zaten sözlükte olduğu için ben bunu tekrar sözlüğe eklemiyorum çünkü BA zaten sözlükte var. Onun için bunu e, aslında e, kodlama olarak BA'nın kodlamasını neyse onu yazacağım ama sözlüğe tekrardan eklemiyorum. O zaman şimdi bunun e, kaç bit tutacağına bakalım. Kodlamamız neydi aslında 0B 1C 2A 1A 3A Ve 5B Tabii ki bir de BA var en sonda dolayısıyla bir daha 1A'yı Almamız lazım Dosyada çünkü BA olduğu için tekrar bir A'yı alıyorum. Onun kodlamasını almış oluyorum. Şimdi burada bizim karşı tarafa bu dosyayı gönderdiğimizi düşünün. Dolayısıyla karşı taraf bunu çözümleyebilmesi için bir kere benim sözlüğü yanında göndermem gerekiyor. Yani o işte zipli dosya, rarlı dosya dediğimiz şey aslında içerisinde sözlüğü içeren ve aynı zamanda <laughs> Şu kodlamayı içeren 0b 1c içerendir. içeren Çünkü Biz bu 0b 1c nasıl kodlayacağız aslında ona bakalım 0 dediğimiz bit olarak düşünürsek 1 bit B dediğimiz 8 bit kullanmamız lazım yani 1 byte b'yi daha fazla kodlayamayız Dolayısıyla burada 1 artı 8 kullanılıyor 1 1'i nasıl kullanabiliriz Bunu da 1 şeklinde düşünebiliriz dolayısıyla 1 bit Ve 8 bitte C için 2 geldi 2'yi ben 1 0 olarak düşündüğüm zaman 2 bit gelir ve buradan da yine 8 bit geldi 1 yine 1 bit artı 8 3 1 1 şeklinde düşünürsem 2 bit artı 8 bit 5 nedir 1 0 1 şeklindedir dolayısıyla 3 bit artı 8 bit ve bu 1 yine 1 artı 8 bit dosya tabi mesela bu tarz bir soruda biz sözlüğü hesaplamıyoruz. Aslında sözlük de içine dahildir. Ama çok kocaman bir dosyada sayfalarca olan dosyada sözlüğün kaplayacağı yer aslında göz ardı edilebilir hesaplamada. Dolayısıyla burada totalde ne kadar bit olmuş oluyor? Evet toplamda 68 bit yapacaktır. Dosya başlangıçta kaç bitti? 19 karakter çarpı 8 bit 152 bitti sıkıştırıldıktan sonra 68 bit yani böyle bir e, tabii ki e, kazancımız oldu. Ama burada küçük bir e, metinde tabii kazanç olmaz. Çünkü bunun üzerine bir de sözlük bilgisini eklediğiniz zaman o 152 biti geçecektir. Ama dediğim gibi bu tarz algoritmalar e, büyük metin dosyalarında anlamlıdır. O zaman e, gerçekten çok, çok büyük sıkıştırma oranları e, sunabilirler. Dolayısıyla Lempel-Ziv algoritması... Ee, özetle aslında zamanda yöreselliğe dayanan bir algoritmadır ve e, olabildiğince büyük kelimeyi büyük bir katarı sözlüğe eklemeye çalışır ve onu bir kodla temsil eder ki büyük bir e, kod yani burada gördüğünüz mesela bcaa b kodu as, ya da katarı 5 e, karakterden oluşur aslında 40 bit yer kaplar ama onun karşılığında 5b dediğimiz aslında 11 bit kaplamaktadır ve bunun e, dosya büyüdükçe ifadenin daha da büyüdüğünü koca bir cümlenin küçük bir kodla temsil edildiğini düşündüğünüzde evet gerçekten büyük bir sıkıştırma oranı elde edilecektir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle